Çağdaş Sosyoloji Kuramları 7. Bölüm Postmarksizm ve Radikal Demokrasi. Postmarksist kuramın temel tezi toplumda yaşanan farklılık, eşitsizlikler yani cinsiyet, etnik, dinsel, bireysel farklar gibi bunlar açısından sadece altyapı, üst yapı, üretim ilişkileri, ekonomik sömürü ve sınıf gibi sınıf eksenli analizlerle anlaşılamayacağı ve eşitsizliklerle mücadele edip eşitsizliklerin üstesinden gelmek için kültürel ve siyasal hegemonya kurmak isteyen herhangi bir politik pozisyonu farklı kimlik ve güç ilişkilerini dikkate alacak zengin bir söylem geliştirilmesi gerektiğidir. Postmarksizmin temel varsayımları. Postmarksizmin başlangıç noktası Ernesto Lacko ve Cantal Mofun'un 1985 yılında birlikte kaleme aldıkları Hegemonya ve Sosyalist Strateji Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru kitabıdır. Kitap, Marksist Sosyalizm ve Sosyal Demokrasi İkilisinin tuzağından kaçındıklarını ve sola yeni bir imaj kazandıran radikal ve çoğulcu bir demokrasi başlıklı sosyalist bir projenin çerçevesini oluşturmak istediklerini öne sürer. Ernest Lacko ve Cantal Mofun ile birlikte Barry Hindes, Paul Hirsty, Anthony Kuttler, Antar Hussein, Garrett Stedman, Janis gibi akademisyenlerin öncülük ettiği postmarksizm ideoloji ve politikayı ekonomi ve sınıfsal ilişkilerden önünde bir gören bir yaklaşımdır. Postmarksizm, eşitsizliklere karşı mücadele ve tabiat ilişkilerine itirazın devrim gibi kurtuluş stratejileriyle değil, kültür ve siyaset alanında liberal demokrasinin derinleştirilmesi ve radikalleşmesi hedefinin önüne koyan farklı kolektivitelerin ve kimliklerin hegemonik mücadelesi üzerinden gerçekleştirilebileceğini sağlayan bir yaklaşımdır. Buradan hareketle bireyin ekonomik ilişkiler içinde veya üretim ilişkilerinde sahip olduğu pozisyon, yani üretim araçlarına sahip olan burjuvazi ya da üretim araçlarına sahip olmayan proletarya, ona otomatik olarak bu pozisyona uygun bir dünya görüşü, siyasal inanç ve çıkar sağlamaz. Birey sahip oldukları dünya görüşüne, ideolojiye veya kimliğe sadece ekonomik ilişkilerde yer aldığı konumdaki çıkarları üzerine sahip olmaz. Lacko ve Mofun toplum içi sınıfı burjuvazi ayrımına indirgemeden çoğul kimlikler, çoğulluk ve farklılıklar üzerinden tanımlamak gerektiğini öne süren postmarksist bu bakış açısı toplumun kurucu ilkesinin farklılık ve çoğulluk olduğunun altını çizmiştir. Lacko ve Mofun'a göre toplum sadece sınıflara yani burjuvazi ve proletaryaya indirgenemeyecek ve birbiriyle ilişkili sayısız güç ilişkilerinden farklılıklardan oluşmuş, eksik ve tanımlanmamış bir bütünlüktür. Toplum sadece sınıfsal ilişkiler ve mücadeleden ibaret olmadığı gibi eşitsizlikler de çoğul ve çok boyutludur. Lacko ve Mofun sınıf dışı ve ekonomik sömürüyle ilgili olmayan diğer sömürü ve eşitsizlikleri ilişkilerini, yani kadın, etnisite, cinsiyet yönelimi, her türlü bireysel kimlik deneyimleri, bunlar açısından nasıl anlamamız gerektiği sorusuyla yola çıkmış oldukları söylenebilir. 1960'lı yıllarda ortaya çıkan post yapısalcılık, dilin düzensizliği ve iktisarsızlığı üzerinden ısrar eden dil bilimci Şaşur'un yanı sıra Derrida ve Foucault gibi düşünürlerin fikirleriyle olgunlaşmış hakikat ve öznenin inşa süreçlerinin radikal olarak ilişkisel ve tarihsel olduğunu öne süren bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, söylemin toplumsal yaşamda merkezi bir rolü olduğunu, her türlü hakikat iddiasına göreli şüpheyle yaklaşmak gerektiğini, öznenin inşa süreçlerinin tutarsız ve iktisarsız, istikrarsız olduğu tezlerini savunur. Temsilciliğini başta Lyotard ve Barclay'ın yaptığı postmodernizm ise post yapısalcı tüm fikirleri radikalleştirerek ve en uç sınırlarına götürerek her türlü hakikat iddiasının geçersiz olduğunu savunan ilerlemeci tarih anlayışına, siyasal devrim fikrine, özgürlük ve kurtuluş reçetesi içeren siyasal projelere, evrenselliğe, sınıfsal analize, modernizmin rasyonelite anlayışına, pozitivist bilim anlayışına ve her türlü ideolojiye karşı mutlak bir karamsarlık besleyen bir yaklaşımdır. Postmarksizm, modernist bir proje olarak kabul edilen Marksizm'den daha çok 1960'lı yıllardan itibaren güçlenen post yapısalcılık, psikanaliz ve postmodernizm düşüncelerinden etkilenmiştir. Postmarksistleri Marksizm'den farklı kılan en önemli özelliklerden biri toplumdaki çatışma ilişkilerine farklı bakış açılarıdır. Onlara göre artık toplumdaki temel çatışma burjuvazi ve proletarya arasında ekonomik çıkar temelli çatışma değil, baskıcı ve otoriter devlet ile eşitlik ve özgürlük talepleri olan sivil toplum arasındaki çatışmadır.
Toplumdaki çatışma ilişkileri sadece ekonomik temelli olmaktan çıkıp cinsiyet, otorite, bürokrasi, kent, çevre gibi meseleler üzerinden farklı toplumsal ilişki biçimlerine yayılmıştır. Postmarksizmin 1960'lı yıllardan itibaren toplumsal yaşamdaki bürokratikleşme, bireycileşme ve homojenleşme karşıtı kimlik hareketlerinin işçi sınıfının özne olduğu ekonomik temelli hareketlerden tümüyle farklı bir siyasal kompozisyona işaret ettiğini savunmaktadır. İşçi sınıfı dışındaki toplumsal grupların toplumsal değişimin aktörü, önderi ve taşıyıcısı olabilecekleri fikri postmarksistleri Marksizmden farklılaşan en temel unsurlardan birisidir. Hegemonik mücadelede içinde çevreciler, etnik gruplar, kadınlar, eşcinseller gibi farklı kimlik gruplarının talepleri ve mücadelelerinin çeşitli şekillerde birbirlerine eklemlenebileceği iddia edilmektedir. Lacan ve Mauff 1960'lı yıllardan itibaren kentsel, ekolojik, anti-otoriteryan, anti-kurumsal, feminist, anti-ırkçı gibi bir dizi oldukça farklı siyasi, kültürel ve kimliksel mücadeleyi bir araya toplayan yeni toplumsal hareketlerin toplumsal çatışmaların gittikçe daha çok sayıda ilişkiye dağılmış olmasının sonucu olarak ortaya çıktığı öne sürülmektedir. Lacan ve Mauff'un post-Marksizm kuramının temel varsayımları şunlardır. Kapitalist toplumsal düzenin dayandığı özgür ilişki biçimi olan burjuvazi ve proletarya arasındaki sömürü ilişkileri yerine devlet ve sivil toplum arasındaki tabiat ilişkilerine bırakmıştır. Marksizmdeki ekonominin toplumsal alandaki her şeyi belirlediği ekonomik indirgemeci anlayışı terk edilmelidir. Bir kimsenin sosyoekonomik açıdan işgal ettiği yer ile siyasi ideolojik çıkarları arasında herhangi bir zorunlu ilişki yoktur. Günümüz toplumlarda sınıf gibi evrensel kimlikler ve nesnel çıkarlardan söz edilemez. Çünkü toplumsal mücadeleler çeşitlenmiştir. İşçi sınıfının devrimci bir rolü olduğu fikri terk edilmelidir. Sosyalizmin eşitlik ve özgürlük idealine kitlesel bir siyasal devrim yoluyla değil, radikal demokrasi projesinin dayandığı burjuva demokrasinin derinleştirilmesi ve genişletilmesiyle ulaşılabilir. Radikal demokrasi stratejisi toplumsal olguların tamamlanmamış ve açık bir karakteri olduğundan hareket etmektedir. Toplumsal olan her şey söylemseldir buna göre. İdeolojik ve politik çıkarlar ancak söylem yoluyla kurulabilir. Lacan ve Mauff'un siyasal projesi, işçi sınıfı mücadelesi, devrim, ekonomik sömürü gibi onlar açısından özselci olan bakış açısını terk ederek eşitlik ve özgürlük mücadelesini söylemsel stratejiler yoluyla birbirlerine eklemlenen yeni toplumsal hareketlerin üstleneceği bir hegemonya mücadelesidir. Post-Marksizm kuramının Marksizm üzerine eleştirileri. Post-Marksizm kuramındaki temel vurgu, işçi sınıfının tarih içerisinde işgal etmiş olduğu merkezi konumun artık ortadan kalktığı ve işçi sınıfının artık önemli bir toplumsal aktör, yani özne olarak işlevini yitirdiği üzerinedir. Lacan ve Mauff'un önerdiği post-Marksist kuram, Marksizmin temel ilkeleri olan üretim tarzı ve ilişkilerin siyasal alandaki belirleyiciliği, bir bütünsel olarak toplum kategorisi, işçi sınıfının toplumsal değişimdeki ayrıcalıklı konumu ve öncülüğü, proletarya diktatörlüğü, sosyalizme politik bir devrimle ulaşılacağı, ideoloji ve politika gibi üst yapısal unsurların son kertede ekonomik ilişkiler tarafından biçimlendirildiği tarihin sınıf mücadelesi ve onun kaynaklık ettiği emek sermaye çatışması, yani antagonizmalar ekseninde oluştuğu gibi temel ilkelerin sorgulanması noktasından hareketle Marksizmi eleştirmektedir. Lacan ve Mauff'a göre Marksizm kuramsal olarak indirgemeci ve özcü bir yapıya sahiptir ve reddedilmelidir. Bu anlamda post-Marksizm'in temel kaynakları evrensel olarak kurulmuş sınıf birliği inancının reddi, toplumun kuruluşunun söylemsel pratiklerle oluştuğunun kabulü ve toplumsal karşıtlıkların işçi burjuva çelişkisi yerine daha geniş alanlara yayıldığının kabulüdür. Özne konumları tekil sınıf çıkarlarına karşılık gelmeyen değişik toplumsal grupları içermektedir. Bunlar barış eylemleri, feministler, eşcinseller, çevreciler, öğrenciler, etnik azınlıklar gibi. Lacan ve Mauff, Marksist teoriyi öncelikle işçi sınıfını toplumsal analizin kalbine yerleştirerek sınıf odaklı siyasal tahlilleri ekonomi ve siyaset üzerinden birebir ilişki kurmakla, yani belirlenimcilikle mahkum etmektedir. Bu yaklaşım, Marksizmi işçi sınıfının toplum ve değişimin neredeyse tek aktörü olarak görmesi nedeniyle özcü düşünmekle eleştirmektedir. Toplumu belirsiz, iktirasız ve sonu gelmeyen ilişkilerin bir matriksi olarak düşünen bu yaklaşıma göre Marksizmin özcü ve belirlenimci yorumları tarihin çöp sepetine atılmalıdır. Post-Marksizmin temel kavramları. Söylem, kuramsal çerçeve ve metodolojik analiz açısından
Postmarksizm, Grassizm, Hegemonya, Althusser'ın ideoloji anlayışı, psikanalist Lacan'ın özne anlayışı, Saussure'un dil bilimi ve Foucault'un söylem anlayışlarının izlerini taşımaktadır. Postmarksizme yapılan postyapısalcı ve postmodernist anlayışı sayesinde modernleşmeci ve aydınlanmacı düşüncenin evrenselci ve bütünlüklü toplum ve siyaset anlayışı karşısına alındığından sınıf, devlet ve toplum gibi totallikler barındıran kavramlar yerine kimlikler, söylem, farklılık, çoğulluk gibi kategorileri gündemine almıştır. Siyasette temelsiz, belirlenmemiş, çok parçalı, istikrarsız ve hiçbir gruba indirgenemez bir faaliyet haline gelmiştir. Rastlantısal olanın öne çıkarılması, ekonomik belirleme yerine söylemin kurucu özelliğin ve siyasetin özelliğin kabulü, işçi sınıfın önderliğinde bir sosyalist devrim anlayışı yerine farklı toplumsal gruplar, kimlikler ve özne konular aracılığıyla kurulan radikal bir demokrasi projesi postmarksizmin alameti farikasıdır. Postmarksizmin temel iddiası günümüzde artık işçi sınıfını temel alan sınıf politikalarının sonuna gelindiği ve bunun yerine söylem yoluyla bir araya getirilmiş çeşitli toplumsal öznelerin demokratik mücadelenin aldığıdır. Locke ve Mauve söylemle ilgili olarak ideolojik ve politik çıkarların söylem yoluyla kurulabileceğini, siyasetin hegemonik pratiklere yönelen bir söylem kurma süreci olduğunu ve siyasetin herhangi bir sınıfın maddi çıkarlar üzerinden biçimlendirilemeyeceğini, ancak bir söylem kurma sürecinde inşa edileceğini iddia etmektedirler. Locke ve Mauve'un söylemi eylemleyici pratikten kaynaklanan yapılandırılmış bütünlük olarak tanımlar. Hegemonya, sembolik alana özgü, bu alanda işleyen ve bir tarihsel özneyle zorunlu bir aidiyet ilişkisi dışında kavranması gereken bir siyasal ilişki biçimidir. Locke ve Mauve için çok önemli bir yere sahip olan hegemonya kavramı, Gramsci tarafından devlet egemenliğin zorlayıcı etkisi üzerinden odaklanmaktan çok kültürel liderlik üzerinde odaklanmak için geliştirilmiş. Locke ve Mauve'a göre Marksist söylem içindeki hegemonya kavramı iki sorunu içermektedir ve bu anlamda sınıf indirgemeci, merkezi yani köktenci bir niteliğe sahip olduğunu öne sürer. Birincisi, Gramsci'de hegemonik özneler temel sınıflardır, işçi ve burjuvazi olarak. İkinci olarak Gramsci her toplumsal oluşumda tek bir hegemonik merkezin olduğu fikrini savunur. Locke ve Mauve'un hegemonya anlayışı ise hegemonyayı temel sınıflara bağlı değil, fakat toplumsal formasyonda gelişen farklı ve çeşitli mücadelelere ve hareketlere bağlı düşünmeye, ikincisi toplumsal formasyonu da bu anlamda tek hegemonik merkez değil, fakat çok merkezli, açık, tarihselliğe göre değişebilir, bir bütünsellik yaratmayan bir biçimde kurgulamaktır. Locke ve Mauve, siyasetin anahtar kavramı olarak düşündükleri hegemonyanın yeni biçimine, Marksizmi özcü bir mantıktan kurtaran farklı kimliklerin tanınmasında, çoğulculuğun yerleşmesinde ve karmaşıklığın anlamlandırılmasında özel bir önem atfederler. Locke ve Mauve, kapitalist toplumun sosyalist bir topluma dönüştürülmesinde veya diyelim ki toplumun radikal olarak demokratikleşmesi sürecinde politik hegemonya kurma konusunda bu sürece liderlik ederek politik projelerin ve kimlik mücadelelerinin hangilerinin daha hakiki önermelere ve söylemlere sahip olduğu konusunda bir cevap vermenin anlamsız olduğunu düşünür. Çünkü hangi politik failin ya da faillerin diğerlerinden daha önemli veya merkezi olup olmamasının cevabını vermenin özcülük olduğunu düşünürler. Hegemonyanın yeni kavranışı, sivil toplumcu bir anlayış ve sınıf çelişkilerini diğer çelişki biçimleriyle eşitleyen bir çoğulcu mücadeleyi gündeme getirmiş. Postmarksistlerin elinde sınıfsal tüm içeriğinden soyutlanmış olan hegemonya, farklı çıkarlara sahip farklılaşmış kimlikleri ortak bir gelecek fikrine bir süreliğine politik olarak ikna etmek anlamına gelmektedir. Locke ve Mauve, Gramsci'den ilham alarak geliştirdikleri hegemonya kuramı ile Marksizmin siyasi alandaki bunalımlarını aşmayı ve hegemonik bir proje olarak başarılı olmasının siyasi kültürel ilkelerini belirlemeye çalışmıştır. Yeni toplumsal hareketler. Post-Marksist kuram, işçi sınıfını tarihi yapan özne olarak cinsiyetin ayrıcalıklı özneleri olma konumundan çıkarıp onun yerine çoğul, parçalı, geçici, akışkan ve melez kimlikleri ve hareketleri yerleştirmiştir. Siyasete tek başına yön veren işçi sınıfı gibi aktörlerin yokluğunda siyasetin merkezsizleştiği iddiası öne çıkmış ve bunun yerine siyasette kimliklerin çoğulluğu fikri egemen hale gelmiştir. Dahası farklı siyasal kimliklerin söylemsel kuruluşuna imkan veren radikal demokrasinin siyaset anlayışının merkezsizleştirilmiş olan öznelere tüm insanları kuşatıcı, totalleştirici projeler olmaktan da uzak durmalıydı. 1960'lı yıllardan başlayarak
Batı sanayi toplumlarında oluşan yeni değerler ve yeni toplumsal hareketler yeni bir siyaset ve siyasal eylemlik anlayışına yol açtı. Kadın, çevre, barış, anti-nükleer, ırk, etnik kimlik, insan hakları ve cinsel kimlik sorunları etrafında örgütlenen toplumsal hareketler kendi aralarındaki farklara rağmen bu yeni siyaset anlayışının öncüsü oldular. Yeni toplumsal hareketlerin yeni özdeleri kadınlar, ırkçı karşıtları, çevreciler, barış yanlıları gibi sivil toplum güçlerinden oluşmalı ve demokratik değerler için mücadele etmelidir. Yeni toplumsal hareketlerin yeniliği sınıf çatışmasına dayanmayan bireysel kimlik, çevre, cinslerin eşitliği, demokratik katılım ve insan hakları gibi düşünce ve eylem odakları olmalarından gelmektedir. Yeni kimlik hareketlerin post-Marksistler tarafından siyasetin temel aktörleri haline getirilmek istenmesi hem demokrasinin derinleştirilmesi hedefinin hem de siyasetin işçi sınıfının ötesinde ölçeğinin genişletilmesi projesinin bir parçasıdır. Yeni toplumsal hareketler kapitalizmin çevresel, siyasal, toplumsal, ekonomik ve teknolojik tahrifatlarına yönelik siyasal tepkilerdir. Yeni toplumsal hareketleri siyasetin merkezine alan post-Marksizmi postmodern yapan temel unsur sınıf kategorisinden uzaklaşarak siyaseti çoğul kimlikler, rastlantısallık ve söylem gibi kategoriler üzerinden anlama çabasıdır. Yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkışına etki eden unsurlar, teknolojik gelişmeler ve endüstriyel büyümenin yarattığı yeni sorunlar, kapitalizmin yeniden yapılanmasıyla birlikte üretim yapısında esnek ve üretime doğru gerçekleşen değişimler, sınıf çatışmalarından farklı olarak ortaya çıkan yeni toplumsal çatışma biçimleri, eğitimli bir yeni orta sınıfın gelişmesi şeklinde. Yeni toplumsal hareketlerin siyasal ajandası toplumsal bölüşüm ve dağıtım sorunlarının değil, kimlik merkezli talepleri, sivil toplum ve kültürel yeniden üretim meselelerini konu edinmektedir. Yeni toplumsal hareketler için post-endüstriyel toplum, buna Bell, Piore ve Sabel kavramlaştırmış, örgütsüz kapitalizm, Uri ve Ofer'le şey yapmış, kavramlaştırmış, programlanmış toplum Turing, ağ toplumu Kastes ya da daha genel olarak enformasyonel toplum, enformasyon toplumu, post-Fordist toplum, post-modernizasyon gibi kavramları kullanmaktadırlar. Postmodern ve post-yapısalcı bakış açısının etkisiyle inşa edilen yeni siyaset anlayışı, ortaya çıkan yeni toplumsal hareketlerin çoğullaşmasına, demokrasinin derinleşmesi ve radikalleşmesi için bir imkan olarak değerlendirmektedir. Klasik Marksizmin sahip olduğu sınıf eksenli yaklaşım, kapitalizmin yarattığı sarsıcı gelişmelerle karmaşıklaşan toplum yapısını ve yükselen yeni toplumsal hareketleri anlamaya yeterli değildir. Marksizmin temel öznesi olarak sınıf yerine anonim özneler olarak özneler koyarak siyaset gündemi merkezine çoğulculuk, kimlik ve farklılık özne konumları ve birey gibi kavramları oturturlar. Yeni toplumsal hareketlerin ona liderlik edecek asli bir sınıfı ve iktidarı ele geçirmek gibi bir amaçları yoktur. Yeni toplumsal hareketler sivil toplumcudur. Yani özgürlük ve eşitlik talepleri esas olarak kültürel ve kimlik temelli talepleridir. Radikal demokrasi projesi özselciliği reddeden ve siyasal mücadelenin hedefini ve alanını söylemsel stratejiler yoluyla eklemlenen özne konumlarından yürütülecek egomanya mücadele olarak tanımlayan bir projedir. Post-Marksizmin ve radikal demokrasi siyaseti. Radikal demokrasi projesi Gramsci ve Althusser gibi Marksist geleneğin önemli figürlerinden etkilendi. Locke ve Mauff, Althusser sonrası tartışmalardan yararlanıp farklı bir Gramsci yorumdan da yola çıkarak farklı toplumsal hareketlerin çoğunluğunu bir araya getiren radikal demokrat bir siyaset çağrısı yapmışlardır. Radikal demokrasi siyaseti parçacılık, farklı ve tikel kimliklerin siyasal kimliklerin söylemsel kuruluşuna imkan veren bir siyaset anlayışı olarak siyasetin merkezsizleştirilmesi ve siyasal projelerin de tüm insanları kuşatıcı, totalleştirici projeler olmaktan da uzak durmasını önermektedir. Radikal demokrasi projesi liberal demokratik ideolojiyi reddetmek yerine onu çoğul bir demokrasi doğrultusunda derinleştirme ve genişletme siyaseti olarak tanımlanabilir. Radikal demokrasi siyasetini liberal kapitalizmde tatmin edilemeyen ancak zaten var olan fikir ve değerlerin radikalleştirilmesidir. Post-Marksistlerin elinde Marksist kuram artık sadece proletaryanın biricikliği ve ayrıcalığı üzerinden yükselen bir total proje değil, kadınlar, siyahlar, engelliler, eşcinseller, çevreciler gibi değişik siyasal kimliklerin çoğunluğuna ve taleplerine açık melez ve merkezsiz bir projeye dönüştürülmüştür. Locke ve Mauff'un liberal çıkışları, kolektivist mücadeleyi de tümüyle dışlamayan, cılız ve zayıf da olsa çekingen bir demokratik sosyalizm savunusu olarak da okunabilir. Halkları
bireyci bir çerçevede değil, demokratik haklar olarak gören radikal demokrasi projesi, liberal demokratik geleneğin ögeleri arasında başka türden bir eklemlenme yaratmayı amaçlar. Agonistik demokrasi, Jürgen Habermas, Seyla Ben Habib ve John Rawls tarafından geliştirilen müzakereci demokrasi, Ernest Lacko, Cantle Moore ve William Connolly tarafından geliştirilen agonistik demokrasi, yani çatışmacı çoğulculuk modeli bu anlamda önemlidir. Müzakereci demokrasi teorisi, sivil toplum alanında, kamusal alanda siyasi ve ahlaki açılardan özgür ve eşit bireylerin rasyonel bir diyalog ile konsensüse, yani anlaşmaya varabilecekleri bir alan olarak kavrar. Yeni toplumsal hareketler, müzakere yoluyla ortak bir konsensüse varabilmenin ve kamusal konuşmanın gerçekleşmesinin koşullarını yaratmaktadırlar ve yaşam alanına yönelik taleplerde bulunmaktadırlar. Locke ve Moff'un ortaya attığı agonistik demokrasi modeli, kamusal alandaki ilişkileri kimlik ve fark temelinde kurarak ortak bir konsensüse varmak yerine çatışmacı bir kimlik siyaseti geliştirme gerekliliğine vurgu yapar. Agonistik siyaset, düşmanlar arasında değil, muhazırlar, yani çatışma içindeki siyasal farklar arasında olan ve paylaşılan ortak sembolik alanın düzenlenmesine yönelik çekişmedir. Locke ve Moff, Habermas'ın uzlaşmacı demokrasi anlayışı yerine agonistik, yani çekişmeci bir demokrasi önermektedir. Post-Marksizme yöneltilen temel eleştiriler. Post-Marksistlerin söylemi, tarih dışı, kuşatıcı ve her şeyi kurucu bir kategori varsayımları da özcü bir yaklaşım olarak eleştirilmektedir. Eleştirmenleri tarafından post-Marksist kuram, sosyalist projeyi sınıfsızlaştırma girişimi olarak okunur. Best ve Kellner, post-Marksizme, Marksist geleneği okuma tarzları, söylem teorisini kullanma tarzları ve demokrasi, sosyalizm ve ittifak politikasına ilişkin söyledikleri açısından eleştirmiştir. Locke ve Moffat söylem anlayışı, nedensellik anlayışını reddeder ve reddeder, toplumsal olan rastlantısallığı, tarihselliği ve tesadüfiliği üzerinde durur. Toplumun ve politik pozisyonlarının söylemsel inşa süreçleriyle tesadüf ve rastlantısallık içinde dönüştüğünü düşünmek eğilimindedir. Post-Marksizmin dayandığı söylemsel analiz mantığında toplumsal alan açık uçluluğu ve rastlantısallığı vurgulanarak toplumun belli bir nedensellik ilişkisi içinde açıklayan determinist, yani belirlenimci ilkeler reddedilmiştir. Post-Marksistlerin dayandığı post-yapısalcı söylem analizi metodolojisi, toplumsal insan inşasının tesadüfilik, açıklık, tarihsellik ve rastlantısallık üzerinden gerçekleştiğini düşünme eğilimindedir. Locke ve Moff'un post-Marksist kuramının Marksist teoriyle uzaktan yakından bir ilişkisi olmadığını düşünen Norman Gares, bu kuramın esasen Marksizm sonrası, yani post-Marksizm olarak değil, Marksizm dışı, yani ex-Marksizm olarak adlandırılması gerektiğini savunmaktadır. Terry Evaglato'nun deyişiyle çıkarların nereden geldiği post-Marksizm için, küçük bir çocuk için bebeklerin nereden geldiği meselesi kadar karanlık bir meseledir. Wood'un eleştirilerinden de anlaşılacağı üzere post-Marksizmin temeli olan söylem ve hegemonya iddiası, kendi kendinin mantığına teslim olan ve adeta tarih dışı bir söylemsellik ve eklemleme mekanizması üreten akışın birer politik inşa süreçleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak post-Marksizmin post-yapısalcı söylem analizi tekniğinde toplumun ideolojilerin, siyasetin, ekonominin ve kısacası topluma ait her şeyin tesadüfiliği, rastlantısallığı ve açıklığı aşırı vurgulanmıştır. Dolayısıyla toplumsal alanda nedenselliğe, zora zorunluğa dair herhangi bir şans tanınmamıştır. Bu da bizi post-Marksistlerin tarihselliği, rastlantısallığı, tesadüfiliği, yani olumsallığı ve açıklığı aşırı abartarak ona adeta aşkın, yani metafizik bir anlam atfettikleri sonucuna götürür ki, bu da açıkça rastlantısallığa kendi başına bir öz bahşeden topluma özcü bir bakıştır. Bölüm değerlendirme. Fakut, Locke ve Moff'un söylem kuramını doğrudan etkilemiş bir kuramcıdır. Locke ve Moff, post-Marksist kuramı inşa ederken Gramsci, Luxemburg, Bernstein ve Sorel'den etkilendi. Locke ve Moff, post-Marksizme özgü kendi hegemonya kavramını oluştururken Gramsci'den etkilendi. Dil bilim, post-yapısalcılık, post-modernizm, psikanaliz, post-modernizmin etkilendiği kuramsal yaklaşımlardandır. Locke ve Moff'a göre günümüzde kapitalist sistem içinde bir toplumsal grup ya da hareket diğer grupların rızasını kazanmak ve egemenliklerini korumak için söylem hegemonya araçlarını kullanmalıdır.
Postmarksistler ekonomiye karşı siyaseti ağırlıklı olarak ön plana çıkarmışlar. Bu bakış açısına göre toplum bir failler öbeğinden bir söylemler öbeğine dönüşmüş durumdadır. Kimlikler siyasal alanda söylemsel olarak inşa edilir. Marksizm sınıf indirgemeci ve özcü bir anlayış olduğu için eleştirilmektedir. Postmarksizmin Marksizme yönelttiği eleştiriler, Marksizm de siyasal ve toplumsal alan çok aşırı bir şekilde ekonomi tarafından belirlenmekte. Marksizm sınıfı her şeyin merkezine koymakta. Toplumsal değişimin en önemli öznesi işçilerdir. Tarih emek sermaye çatışmasının bir ürünü olarak gelişmektedir. Yeni toplumsal hareketler emek sermaye çelişkisini dönüştürmek üzere ortaya çıkmışlardır. Postmarksistler söylemi tarih dışı, kuşatıcı ve her şeyi kurucu bir kategori varsaydıkları için özcüdür. Postmarksizm de işçi sınıfının ayrıcalıklı konumunun ve buna bağlı olarak siyasetteki merkezliğinin ortadan kalktığı, artık sınıfsal kimliklerle politika arasındaki bağlantının koptuğu, siyasal özne ve aktörlerinin sınıfsal niteliğin ve pozisyonun belirleyici olmadığı görülür. Evet, bölüm bu kadar. Teşekkürler.